It was, you know, difficult period for us, for all ex-player, you know, who suffer from this. We play against Antalya night before this happened, and I stay with family. Many players stay with families in Antalya. We got 2 days off, and then lucky, thanks God, I didn't been there, but of course I want to support my city where I played, you know, Antep and Hatay and all cities, you know, who suffer from this. Aslında depremden önceki gece biz Antalya'daydık. Antalyaspor'la maçımız vardı ve maç sonrasında 2 gün iznimiz vardı. Ben ve benim gibi birçok oyuncu Antalya'da kalıp bu izin gününü ailelerimizle birlikte geçirmeyi planlamıştık aslında. Belki depremden direkt etkilenmedik. Deprem anında orada değildik. Belki şanslıydık bu konuda ama birçok insan sizin de bahsettiğiniz gibi maalesef bu depremden etkilendiler. Ben kendi oynadığım şehri, bulunduğum şehri, Gaziantep'i, Hatay'ı ve depremden etkilenen bütün şehirleri desteklemek, o insanların yanlarında olduğumu da ifade etmek istiyorum ayrıca. It's not my, you know, job to say, you know, about this. So I want just to people know that I'm here on loan, you know. I'm player of Antep, and I respect that. And of course, I adapt well because of my teammates, you know. Since I came here, you know, they accept me well. So I'm thankful for that. Aslında bunu söyleyebilecek kişi ben değilim. Sizin de bildiğiniz gibi burada kiralık bir oyuncuyum. Gaziantepspor'un, Gaziantep FK'nın oyuncusuyum aslında şu an. Benim buraya çabuk adapte olma sebeplerimden belki de en büyüğü, en önemlisi takım arkadaşlarım. Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden itibaren beni içlerine çok iyi kabul ettiler, yanlarına aldılar ve onlara da müteşekkir olduğumu da söylemek istiyorum ayrıca. Geldi teknik adam değişti, ardından yönetim değişimi oldu. Futbolcu kültüründe bu bir etki yaratıyor mu? Bir de çok önemli kulüplerde forma giydi. Bugünkü gelişim ve performansını nasıl değerlendiriyor? I want to thanks one more to our ex coach and his staff. They want me here, so thanks once again. And you know, I don't speak about what because I don't know exactly what's happened here in club. You know, my job is to play football to help the team, and I will help how much I can. Aslında bu vesileyle ben şu an bizimle olmayan eski hocamız Abdullah Avcı ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni buraya getiren, beni buraya isteyen kişilerdi ve dolayısıyla onlara bu şans vasıtasıyla tekrar teşekkür etmek isterim. Aslında dediğim gibi çok fazla bu işleri derinlemesine bilen kişi değilim. Ben sadece bir futbolcuyum ve benim işim de bu sahada elinden gelen en iyisini verebilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum açıkçası. Yes, it was a tough period, you know, for all players to find club, to find right club, because there wasn't enough time, you know, to think about it and to find. Of course, it was easy deal because both side agree. You know, I spoke with coach. He wants me. His staff wants me. And of course, I know about Trabzon, big club with big names, big supporters. You know, so for me it was easy deal. Zor bir dönemde bütün oyuncular adına kulüp bulabilmek için az bir zamanınız vardı. Dolayısıyla hiçbir oyuncu için kolay değildi. Sadece kulüp bulmak da değil aslında. Doğru kulübü bulabilmek için yeterli zamanınız yok. Çünkü doğru kulübe gitmelisiniz ve doğru yeri bulabilmelisiniz. Yeterli zaman olmadığından bahsetmiştim aslında ama benim için işler biraz daha çabuk gelişti. Çünkü Trabzonspor'dan teklif gelince hocamızla görüşme fırsatı buldum. Hocamızın ekibiyle görüşme fırsatı buldum. Onlarla geliştikten sonra Trabzonspor'un zaten büyük bir kulüp olduğunu, taraftarın ne kadar büyük olduğunu bildiğim için benim için çabuk gelişen ve çabuk sonuçlanan bir anlaşma oldu. I feel good because my position is left or right. So, you know, it's not about me, it's about coach decision where he wants me, and I'm here to, you know, to play for this club, whichever position, you know, so I'm professional, and I will keep going, you know, and I will train hard and play
to help this club. Sağda da solda da oynayabiliyorum, iki kanatta da oynayabiliyorum. Böyle bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum oynadığımda da. Ama profesyonel bir oyuncu olarak hocamız bana nerede görev verirse, nerede oynamamı isterse ve hangi pozisyonda ihtiyaç duyarsa bana, ben de o bölgede çıkıp elimden geleni en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yine bahsettiğim gibi benim aslında işim iyi antrenman yapabilmek ve bu kulübe iyi bir hizmet sunabilmek, bu kulüp için elinden gelen en iyisini sahada verebilmek. Dolayısıyla kanatta da oynayabiliyorum. Bakıldığında birçok oyuncunun olmasını isteyeceği bir geçmiş kariyere sahip. Yani Portekiz'de oynamış, geçmişe dönüp baktığında keşke bir anlar var mı? Keşke şu olmasaydı. I don't know when I turn back, you know, maybe if I have this age, maybe I will not do something like I did, you know, but life going on, so I'm happy, you know, and of course, you know, when you are young, you make some movement that you know that you will regret, you know, after, but now I'm happy and I play football, so. Aslında geçmişe dönüp baktığımda şu anki yaşımın verdiği tecrübeyle ve şu anki yaşımın bana öğrettikleriyle beraber geçmişe bakarsam eğer, tabii ki genç bele şunu söyleyebilirdim, bazı şeyleri yapmamasını, bazı şeyleri farklı yapmasını söyleyebilirdim ama genç olduğunuzda işler tabii ki sizin için farklı dönüyor ve farklı şeyler yaşanıyor, farklı düşünceleriniz oluyor. Ama şu an mutluyum ve futbol oynuyorum. Benim de futbol oynamak da beni mutlu eden şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla tabii ki pişmanlıklarınız olabilir geçmişe baktığınızda ama gençliğin de verdiği bir etki var. Farklı düşünüyorsunuz. Ercan, bireysel performansını az önce sormuştum ama her şey bahsediyor. Individual performance. Bireysel performansı ve bundan sonraki futboldaki kariyer planlamasını da sayar. And your plans for your future, for your career, what do you think? About this last game. Yeah, about your performance in general. Ah, in general. Plans. In general, I'm satisfied when I came, you know, back here to Turkey, and I'm team player, you know, I play for team, and for about future, I have a contract with Antep, and I respect that, like I said, so I will see what people from Gaziantep, you know, think about me, and on summer I will think, you know. But I still have contract and I will respect that, of course. Türkiye'ye geldiğim süreçten sonrakisin, Türkiye'ye tekrar geldiğim o süreçten sonra değerlendirecek olursam eğer mutlu olduğumu söyleyebilirim kendi gösterdiğim bireysel performanstan. Gelecek için de hep şunu söylemiştim, ben burada oynadığım her dönemde takım oyuncusu olduğumu, takım için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla gelecek planlarım arasında da takıma ait olabilmek. Çünkü Gaziantep Spor'un oyuncusuyum, Gaziantep FK'nın oyuncusuyum ve bu takımın benimle bir sözleşmesi var. Benim o sözleşmeye de saygı duymam gerekir. Sözlerin sonunda onların benim için düşüncelerini dinlemem gerekir. Yazında ne olacağını hep beraber göreceğiz ama şu an için dediğim gibi ben Gaziantep Spor'un oyuncusuyum. Onlarla sözleşmem var. Ve yaz geldiğinde de onlarla sözleşmemin nereye varacağını, neler yapacağımızı birlikte oturup konuşacağız zaten. Geçmişte dünyanın en hızlı oyuncularından birisiniz. Sence bir yetenek mi yoksa gelişebilir miyiz? It's a talent, it's something that you can develop by working. Being fast. Maybe it's, you know, natural. I don't know. From young I was fast enough. So I don't know, maybe it's natural, you know. But of course I work on it. Yeah. Tabii ki üzerine çalıştığım bir şey ama ben bunun doğal gelişen, bir doğal size gelen, bir belki bahşedilen bir yetenek olduğunu düşünüyorum ben. Gençken de aslında hızlıydım. Tabii ki üzerine çalıştım. Ben de bunun üzerine çalışmalar yaptım ama bu doğal gelen bir şey aslında hızlı olabilmek. Evet, başka soru var mı? Teşekkür ederim. Thank you. Teşekkürler.